Şimdi e, bu noktada ben e, müsaadenizle Sayın Bayrakçı'yı davet etmek istiyorum. Efendim buraya e, sizi alabilirsek. şimdi e, Ben şu bu devredeyim. Tam, aynen. Siz öyle bir e, devir teslimi şimdi e, gerçekleştirin. Emin Bey e, bu arada size de birazdan döneceğim ve Sayın Özal sizin de görüşlerinizi alacağım. E, ama şimdi tarihten ders almıyor dedi e, Yunanistan için Sayın Başbuğ. Bu noktada nasıl bir e, tespitiniz olacak? Neden ders almıyor? Bu gerginliğin sonu nereye ulaşır? Şimdi tarihten ders almadığı zaten doğru. Çünkü yani tarihe baktığımız zaman, gerçi açıkçası ben biraz bütün kullandığımız dilden farklı bir şey söyleyerek lafa başlayacağım. Ben Yunanistan'ın bizden hep tedirgin olmasını, çekinmesini. Ben bir tarihçi olarak anlayışla karşılarım. Bu konuda biraz görüşüm değişik. Hem de vatansever bir insan olmama rağmen. Çünkü biz bu insanları 400 sene kendi ülkelerinde yönettik. Atina'da Türk bayra Osmanlı bayrağı vardı. Biz bizim bir şehrimizde başka bir devletin karakolu ya da bayrağı olmasının acısını biz bilmeyiz. Biz bunu yaşamadık çünkü. Ha, bir sene yaşadık. O da İstanbul'da öyle geldikleri gibi gittiler. Şimdi <laughs> dolayısıyla yani biz bu psikolojiyi bilmeyiz. Biz bu adamları 400 sene yönettik. Atina'ya siz 400 sene vali gönderip yönettiniz Sancak Bey. Atina'ya. Şimdi dolayısıyla bize karşı böyle bir sıkıntıları var. Aynı sıkıntı hep söylerim. Nihayet son 1-2 yıldır fark ediyorum. Ne söylediğim biraz kabul edilmeye başlandı. Arap ülkeleri için de geç. Yani Arap entelektüellerinin de bizden asıl hoşlanmama sebebi budur. Siz Şam'ı da, efendim Halep'i de, Kahire'yi de 500 sene, 400 sene vali gönderip yönettiniz. Yani bizim Ankara'da karakola gittim bir adli vaka için asker bilmem başka bir devletin askeri. Ben bunu hazmedebilir miydim? Edemezdim. Dolayısıyla şimdi Yunanlıların bu psikolojisini anlıyorum. Bunu bir kere bir tarafı koyalım. Milletimiz de bunu biraz anlasın diye bunu söyledim. <laughs> Bizden böyle bir tedirginlikleri var. Kaldı ki bunu son 400 yıl için söyledim. Ondan önceki bin yıl için de bize bozuk atıyorlar. Yani buralar da bizimdi, İstanbul dahil biliyorsunuz megaloidyaları var. Bizden aldınız diyorlar. Hı. İyi de Avrupa bile bin senedir yer değiştiriyor. Almanlar da Karadeniz'in kuzeyinde yaşıyorlardı. Göç etti adamlar, Avrupa'ya yerleştiler. Yani şimdi oradaki keltler Almanları mı memleketimi mi aldın diyecekler bir şekilde insanlar göç ediyor bir yerlere yerleşiyor. Biz de burayı vatan bildik. Yani bunu artık kabul edecek herkes. Şimdi onların psikolojisini anlasınlar diye söyledim. Ama günümüzdeki pozisyon bu psikolojiden farklı bir şey. Bu psikoloji onlarda hep var. Bu tedirginliği hep duydular. Ama bugünkü durum şu. Şimdi Türkiye yani Yunanistan böyle bir plan kurayım. Türkiye'ye şöyle bir gözdağı vereyim falan filan. Yunanistan bunu yapmaz. Aklına bile getirmez. Yani iç siyaset gereği Yunan devlet yönet siyasi yöneticileri kendi toplumlarına böyle hamaset yapıp Türkiye'ye işte şunu dedik, şu rotayı, notayı verdik, şöyle yaptık, böyle Şimdi böyle şeyler yapsalar da oradaki okumuş insanlar, şimdi tabii herkes okumuş oldu. Hep söylüyorum ya şu cep telefonu var ya, bu icat olduğundan beri herkes bir iyi kötü bir üniversite mezunu gibi bir şey oldu. Yani bilgiye Öcalim ulaşmak yok. çok kolaylaştığı için. E tabii şimdi siz yani bir şey yazıyorsunuz Google'dan açıyor tak. Yani bundan eskiden 30 bunda 30 yıl önce bir kütüphaneye gidip ansiklopedi evet. araştırması yapmak ya, imkan ediyordu şimdi elimizde ansiklopedi var tabii. herkesin telefonunda. Var. Öyle. Biz eskiden 30 yıl önce gider kitap bulurduk o konuda bilgi almak için. Tabii. Neyse şimdi onların toplumu da biliyor ki halkı bunu onun için söyledim. Yani böyle bir çatışma olsa, savaş olsa, mavaş olsa ya bu adamlar, bu Türk dediğimiz bu insanlar, yani bunlar bin yıldır bu Avrupa ile başa baş olmuş adamlar. <laughs> yani Yunanistan, Türkiye ile silahlı kuvvetler bazında, şu bazda, bu bazda neyle başa çıkıyor? Bunu biliyorlar yani. <laughs> Buradaki problem şu bence. Tarihe, tarihle günümüzün siyasetini birleştirerek bunu Hı. söylüyorum. Şimdi Yunan devlet siyasetçisi toplumuna mesaj için kullanıyor bunu. Ama başka bir plan var işin arkasında. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'den son 8-10 yıldır hiç memnun değil. Hiç. Yani siyasi iktidarı devirip böyle dümen suyuna girecek bir iktidarı sabah akşam özlüyorlar. Bayılıyorlar böyle bir iktidar gelsin. Çünkü Türkiye son özellikle 4-5 yıldır yaptığı hamlelerle de gerek Doğu Akdeniz, gerek Azerbaycan konusu, gerek Ege, gerek Libya'daki o deniz koridoru, say da say, bit, sayın Kuzey Suriye operasyonları. Şimdi mesela Amerika ne isterdi? Türkiye çıtını çıkarmayacak. Amerika diyecek ki ben Suriye şöyle düzenliyorum. Şurada bir PKK devleti kuracağız. Kuzey Irak'ta da bir bilmem ne devleti kurulabilir. Herkes sussun. Kimse konuşmasın. Türkiye yavrum sen de bir sus fazla karışma falan. Yani böyle anlatıyorum ki biraz da sembolize ederek anlatıyorum. Böyle bir Türkiye istiyorlardı. Türkiye bu değil. Türkiye dedi ki yok dedi. Kuzey Irak'a müsaade etmiyor. Kuzey Suriye'de senin dediğin plan sökmez bana dedi. Hatta ben operasyon da yaparım, temizlik de yaparım dedi. Ben PKK ile 30 yıldır harp ediyorum burada dedi. Dolayısıyla Amerika baktı ki süreç içinde Türkiye benim yani kaldı ki Türkiye'de benim adamım diye gördüğü birçok başbakan ve cumhurbaşkanı da şartlar gereği, pozisyon gereği Amerika öyle zannetse de herkes genel anlamda milli davranmış ya da davranmaya çalışmıştır. Bütün geçmiş başbakan ve cumhurbaşkanlarını da buna katıyorum. Yani örnek saymayla bitmez de bir, iki tane örnek vereyim. Mesela rahmetli Demirel'e Amerika'nın adamı derlerdi. Morrison Demirel derlerdi. Amerika bize demir-çelik tesislerinin teknolojisini vermeyince, tesisleri açmayınca 67-68 yılında rahmetli Demirel gitti Ruslardan aldı. İskender'in demir-çeliği falan Ruslara kurdurttu. Bu sefer 70 yılında muhtırayla devirdiler Demirel'i. Amerikalılar devirdi. Yani Ecevit öyledir, rahmetli Özal öyledir. Başbakan Çiller, Mesut Yılmaz, yani Türkiye'nin o iyi bu kötü. Ya yani hepsi başbakan. Şimdi yapmış aslında e, tarihle e, sentezleyerek anlatıyorsunuz çok da faydalı. Kafa olur. karıştı diyorsunuz. yok hayır pardon. hayır hiç öyle bir şey Hı. söylemiyorum. E, bu şekilde de daha faydalı olduğunu düşünüyorum anlattığınızın. Hı. Şimdi Amerika ne yapmak istiyor? Bunu birazdan soracağım size. Tam da o noktaya evet, geldiniz. Tamam yani. E, reklama gelmedik ama lütfen e, yerinize buyurunuz. Bir Ankara'ya da sayın pazarcıya da dönelim. Daha sonra tekrar harita üzerinden Peki o zaman anlatmadım. ne demek istediğimi son iki cümleyle evet, bitireyim. Evet söyleyin. Daha sonra Onun devam için edeceğiz. için uzattığımı fark ettim. Kusura bakmayın. Yok, estağfurullah. Olay şu. Amerika'nın planı tamam mı? Türkiye'nin biraz müstakil hareket ettiğini. Fazla onu bunu dinle. Özellikle Amerika'nın çizdiği senaryolara uymayan bir Türkiye olduğunu fark ettiği için. Biraz değil. Kontrolden çıktığını. Çıktığı hiç kontrolden çıktığını fark ettiği, anladığı için şimdiki başkanları Biden'ın da iki tane videosu benim Twitter hesabımda medya bölümünde var. Özellikle koydum. Konuşuyor adam diyor ki daha başkan olmadan. Biz diyor Erdoğan'ı cezalandıracağız diyor. Türkleri cezalandıracağız diyor Kuzey Suriye'de başına buyruk hareket ettiği için diyor. Şimdi tablo bu. Bu tabloya karşı tedbir olarak baktı ki şu bu önlemlerle Türkiye'yi istediği kontrolünü alamıyor. En sonunda şu üstleri açarak şu havalara girerek garibim da bana göre bu olayda mecazi anlamda garibim diyorum. Çünkü Yunanistan borçarç içinde bir devlet. Onun işine bir tek şey gelir. Türkiye ile turizm alışverişi yapacak, ticaret yapacak, maddi durumunu kurtarmaya çalışacak. Ama maddi sebeplerden Batı'ya ve Amerika'ya mecbur olduğu için onların istediklerini dikte, dikte ettiği şeyleri peki demek zorunda kalıyor. Bu üstlerde biraz da demin saydığım psikolojilerle açılıyor. Amerika bu üstlerle aslında şu gözdağını veriyor Türkiye'ye. Bak diyor sen çok havaya girdin. Burada kafana estiğini yapıyorsun. Hı. Mesela biz Azerbaycan'ın Karabağ kurtarışında Amerika çok bozuldu. O felaket bozuldular. Bu ve bunun gibi. Libya. Saydım ya hepsini işte. Şimdi dolayısıyla ez cümle o üstlerle şu mesaj veriliyor. Yunan, Yunanlıların da biraz önce söylediğim hassasiyetlerini kullanarak fazla abartırsam bak ben burnunun dibindeyim aslında falan diyor. Ama kusura bakmayın da yani bunu da kişisel olarak bir tarihçi olarak söyleyeceğim. Bu değil bunun gibi beş tane daha tehdit gelse Türkiye yemez. Peki teşekkür ediyorum.